Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 10 Ekim tarihinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Şu tarafa gel. Bakan Gül'e Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ünal ve AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de eşlik etti. Savcı Kadir Küçüköner'in sağlık durumu ile ilgili doktorlarından detaylı bilgi alan Bakan Gül ziyaret sonrası habercilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Savcı Küçüköner'in sağlık durumunun iyi olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ve yakın zamanda hazırlanacak iddianame ile soruşturmanın sonuçlanacağını söyledi. Bakan Gül, savcının odasında 5 kovan bulunduğunu ve görev başında hakim ve savcılara yapılan bu tür saldırıları kınadıklarını söyledi. 20 dakikada yapılan müdahalenin savcının hayatını kurtardığına vurgu yaptı. Görev başında hakim ve savcılarımıza yapılan bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Çok şükür ki savcımızın durumu da hamdolsun iyi. Sevindirici bir diğer yön de 20 dakika gibi bir kısa sürede buraya intikali sağlandı. Helikopter, ambulansla 20 dakika içerisinde yoğun bakım ve ameliyata alındı. Bu Türkiye'de geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok tarihi bir vakadır, bir örnektir. Hep filmlerde gördüğümüz, kendi vatandaşını hep helikopterle, ambulansla alan filmleri görürdük. Ya bu Türk vatandaşı bunlara layık değil mi diye söylerdik. 20 dakikada burada savcımızın helikopterle alıp hamdolsun. Zamanda müdahale de burada. Hocam da, rektörümüz de burada. Çok etkili olduğunu söyledi. Hamdolsun. Çok önemli bir vaka. Çok şükür hayati tehlike inşallah olmadan en yakın zamanda taburcu olarak inşallah meslek hayatına dönecek. Son kararname ile Savcı Küçüköner'in Yargıtay savcısı olarak Ankara'ya atandığını hatırlatan Bakan Gül, Savcı Küçüköner'in meslek hayatına başarılı bir savcı olarak devam edeceğini söyledi. Son kararnamede Yargıtay savcısı olarak Kadir savcımızı Ankara'ya aldık. Müsteşarımız bütün bakanlık olarak da kurul olarak da yine her türlü imkanla meslek hayatına başarılı bir arkadaşımız olarak devam edecek. Ben tekrar yargı camiamıza, adliye çalışanlarımıza büyük geçmiş olsun diyorum. Bakan Gül, savcının babası Hasip Küçüköner'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın geçmiş olsun dileklerini de iletti. Geçmiş olsun tekrar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın hepsine selamları, geçmiş olsun dileklerini de getirmiş olduk. Hep dua ediyoruz. Korkut Eli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner 10 gün önce polis memuru eşi Turgut A tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Hakimler Savcılar Kurulu tarafından da Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atanmıştı. Küçük Öner'in tedavi sonrası taburcu olması bekleniyor.